yıllarca terörün gölgesinde kaldı. Sahip olduğu zengin doğal güzellikleri insanlığa sunamadı. Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sayesinde huzura kavuştu. Şırnak artık terörle değil turizmle anılıyor. Öyle ki kent doğa severlerin yeni rotası olacak. Bu güzelliği ve bu Dicle Nehrimizin akan güzel sesi, güzel yüreğiyle Dicle Nehrimiz. Buraya insanları bekliyoruz. Kent pek çok tarihi ve kültürel zenginliği bünyesinde barındırıyor. Doğal güzellikleriyle görenleri hayran bırakıyor. Tesis edilen güven ve huzur ortamında yeni turizm rotolarıyla da yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. Şırnak bölgesinin tabiatının artık keşfedilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah bu bölgeler turizme açılır. Doğa severler batıdan buraya gelir ve buraları görürler. Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Dicle Kalkınma Ajansı turizmin canlandırılması için bir proje hazırladı. Ziyaretçi gruplar kentin turizm rehberine yeni güzergahlar eklemek için her hafta farklı bir bölgeyi geziyor. Ziyaretçilerin ilk durağı doğasıyla dikkat çeken Cehennem Deresi bölgesi oldu. Cehennem Deresi daha önce bildiğiniz olaylardan dolayı değil de daha çok turizmden, doğa turizmiyle tanınmasını istedik. Turist kafilesi yaklaşık 15 kilometrelik yürüyüş yaptı. Mağara, kanyon, vadi, dik yamaçlar, doğal kaynak suyu ve yeşil alanlarıyla turizme kazandırmayı bekleyen bölgeyi adım adım gezdiler. Tarihi, kültürel, doğal ve inançsal olarak potansiyelini rotalarla ortaya koymaya çalışıyoruz. Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sedat Çelik, bundan sonraki süreçte de yeni grupları davet ederek yerli ve yabancı turistlere Şırnak'ı tanıtacaklarını söyledi. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor ve doğa harikası bir yer. Dolayısıyla insanların özellikle pandemiden sonra kendisine dışarıya atıp doğayla kendisinin baş başa kalması için ciddi anlamda fırsatlar sunuyor bu bölge.